Yeni haftanın videosundan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçen hafta deneyimde 57, yetenek puanında 96. olduk ve 5 donatla 12 yetenek puanı kazanmış olduk. İlk yüze girerek bu şekilde ödüllerimizi aldık. Bu hafta ise deneyim turnuvasında derece yapmayı planlıyorum. O yüzden de geçen sezonun ödüllerini almadım. Normalde bugün ayın 3. günü. Ama ben sürekli şu sağ üstteki çarpıya basarak erteledim, beklettim. Her önüme çıkışında çarpıya bastım ve böylece deneyim puanlarını bu hafta kullanmış oldum. Normalde sezonun son haftası basıyor çoğu kişi. Bu yüzden herkes o güne biriktirdiği için yani o deneyim turnuvası çok rekabetli geçiyor. Ben de böyle zor bir turnuvaya girmek istemediğimden bir sonraki haftaya erteledim. Yani tabii bu durumda yeni sezonla ilgili birkaç gün kaçırmış oluyorum ama bu sezonda mesela çok aktif değildim. 767'ye kadar gelebildim. Ama bir sonraki sezon daha aktif olacağım. Yani önümüzdeki ay daha boş bir ay benim için. Kasım ayı çok yoğun bir aydı. Aralık ayında daha az yoğun olacağım için rahat bir şekilde sezonu tamamlayacağımı düşünüyorum. Bu arada bir tane de antrenman açayım. O arada beklemeden. Antrenmanlarımı da biriktirdim çünkü. Yani biriktirdim dediğim saat 9'dan sonraya bıraktım, yapmadım. Aynı şekilde enerjilerimi de harcamadım. Hepsini saat 9'dan sonraya bıraktım ki deneyim turnuvasında güzel bir giriş yapabileyim diye ilk günden. Evet, şu an için durum bu şekilde arkadaşlar. 4. sıradayız. Yani hedefim ilk 10'a girmek. Hatta mümkünse ilk 5'e girmeye çalışacağım. Bakalım nasıl gelişecek olaylar. Şu an evet puanlar böyle. Çok bir büyük fark yok. Benim gibi birkaç kişi daha var puan biriktiren. Mesela Can Bey biriktirmiş. Ama kapanmayacak bir fark değil yani. Şöyle Hirokon'a da bir bakalım. Bu hafta kötü adam Hirokon'u vardı. Yani donat basma odaklı bir Hirokon olduğu için açıkçası çok bir iddiamız yok. Yani ben zaten kötü adamla hiç kasamıyorum. Hem bana saatleri genelde pek uymuyor hem de çok hızlı bir şekilde donat basarak zaten bir iki saldırıda hemen öldürmüş oluyorlar. O yüzden yani çok kol kasabildiğim bir şey değil. Şöyle bakıyorum, deneyim yüksek veren bir dövüş görevi arıyorum. Mesela şu orta görev fena değildi. Deneyim turnuvasına dikkat ettiğim şeylerden biri de enerji başına en az 500 deneyim vermesi. Tabi zor görevlerde bu 1000 deneyime kadar çıkabiliyor. Ama o durum tabi nadir gördüğümüz bir şey. Yani en az 500, 500 ile 1000 arası bir deneyim puanı benim için yeterli oluyor. Mümkün olduğunca dövüş görevlerine odaklanacağım. Zaten bu haftada dövüş göreviyle yani Perşembe gününden itibaren dövüş göreviyle ilgili bir hirokon olacak. O açıdan da güzel denk geldi. Burada süresi gelmiş. Hemen eğitimimizi tamamlayalım. Sonra unutabiliyorum. Araya bir şey giriyor. Evet. Mağazaya gidip üstümüzü boşaltmamız lazım. Bu arada şurada da deneyim ödüllerimize bir bakalım. Kaç tane birikmiş? 33 tane deneyim ödülümüz birikmiş. Bunlardan böyle birkaç tanesini alayım ki şöyle turnuvada iddiamı bir ortaya koyayım. Hani önemsiz görmesinler. Çünkü ne kadar az kişi iddialı olursa turnuvada bu sefer başka kişilere de o kadar cesaret gelmiş oluyor. O kişilerde işte ben de şansımı deneyeyim. Belki bu hafta dereceye girerim diye bir düşünceye kapılıyorlar. O yüzden ben başta biraz böyle deneyimleri kullanıp hani kendimi hissettirmeyi istiyorum turnuvada. Şu an gördüğünüz gibi ikinci sıraya kadar yükseldim. Bakalım gün sonunda nereye kadar gidecek durum. Evet, yine şuradan bir zor görev başlatalım. Bundan bir dakikası varmış. Evet, o zaman size ben köstebek avını göstereyim bu arada. Bu köstebek avını 180 tane biriktirdim dünden bugüne. Şöyle hemen başlatalım. Yarın kaldı geriye. 3 gün sürüyor köstebek avı. O gün de yine aktif olup parçaları toplamaya yani kürekleri toplamaya başarırsam
Seti dizerim diye tahmin ediyorum. Şöyle ilk haritada çok başarılı bir şekilde geçtik. Zaten 4 tane ödül vardı. Bir tane sadece mayına bastık. Dördünü başarılı bir şekilde bulduk. Çok güzel. Umarım böyle devam ederiz. Böyle devam edersek güzel bir şekilde tamamlarız seti. Yardımcı. Korkuymuş. Set de böyle değişik bir set ya. Kediler var her tarafta. Böyle acayip bir şey. Yani bula bula bu köstebek avını denk getirdim. Yani bu setin olduğu köstebek avını denk getirdim. Büyük başarı. O kadar güzel setler vardı. Sihirbazlık işi işte çeşitli setler vardı. Fantastik canavarlar falan. Onları köstebek avını kaçırdım. Gittim bunu yakaladım ya yakalaya yakalaya. Neyse bakalım. Şimdi şuradan yine antrenman yapalım. Yine üstümüz dolu. Bu üst doluluğu sıkıntı. Evet, şimdi köstebek avına devam edebiliriz. Bu sefer yine güzel başladık. Güzel devam ediyoruz. Evet, bir tane mayın bulduk. Bir tane daha bulduk. Bak ya olabilecek her yere bastım. 5 tane şey var. Gittim 5'lerin etrafında olmayan her şeyi buldum yani. İlki ne kadar güzelse ikincisi de o kadar kötü geçti arkadaşlar. Kendime nazar değdirmek konusunda çok başarılıyım gerçekten. Şöyle 17K deneyim sonra 250. seviyeye ulaşacağız. Bu arada sığınağımın durumu da şu an bu şekilde arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim size zaten önemli odalarımı kurdum. Şuradan sığınak saldırılarımı yapmayı unutmuşum. Onları da yapayım. Genelde hep son şeyleri bırakıyorum. Nasıl olsa kolay çabuk bitiyor diye. Sonra son anda bıraktığım için unuttuğum falan oluyor. Bugün de donat veriyormuş ödül olarak. O yüzden onu kaçırmamak lazım. Evet, rakibe göre yaptık saldırılarımızı. Şimdi bir tane daha yapabiliyoruz. Sonra saldırı robot üretmeye devam edeceğiz. Şöyle bir bakayım geri zor görev bulabilecek miyim? Zor görev yok. Şuradaki fena değil aslında. Ya da bir uzun görev yapayım en iyisi. Çünkü daha enerjilerim durduğu için pille uzun görevi tamamlayayım. Daha doğrusu reklam izleyebilirim. Düzenli olarak reklam izliyorum. Böylece yarıya inmiş oluyor süre. Bu reklamların belli bir süresi var. Belirli aralıklarla çıkıyor. O yüzden o aralıklar geldiğinde reklam izleyerek süre kısaltmam lazım ki biriktirdiğim enerjileri saat 12'ye kadar tamamlayabileyim. Evet, köstebek avına da devam ediyorum bir yandan. Yani fena gitmiyoruz. Şimdi nerede olabilir? Ah, güzel. Evet. Kaldı bir tane. Ya bu üçü sağ çaprazda ya sol çaprazında olabilir. Sağdan yana şansımı deneyeceğim bakalım. Evet, doğru bulduk. Durum bu şekilde arkadaşlar. İkinci parçayı almaya yaklaştık. Yani tahminim bugün yarıya kadar gelirim diye tahmin ediyorum. Evet, yeni
Haritadan devam ediyoruz. 5 tane varmış etrafında. Güzel. 4 tanesini bulduk bile. Şimdi 5.'yi arıyoruz. Evet, bir çıktığına göre orada olamaz. O zaman ya sağda, sağ yukarı ya da sağ aşağıda. Evet, yukarıda da değilmiş, aşağıdaymış. Yine kaldık alt sıralara. Bu alt sıralardan birinde olması lazım. Bakalım hangisinde? Evet, iki çıktığına göre onun yanında olamaz. Evet, burada da değilmiş. Şimdi bu aşağıdakilerden birinde ama hangisinde? Bir deneyelim bakalım şansımızı. Genelde köşeye koyuyorlar diyecektim ama köşeye koymamışlar bu sefer. Evet. Şu an ikinci parçayı da almış olduk. Tabii almış olduk derken etkinlik sonunda alıyorum parçaları hani belki levelim artar vesaire diye. Çünkü ne kadar sonra alırsanız o kadar iyi. Daha çok artı veren şey set parçası verebilir. Evet, bu arada sığınak saldırılarımın süresi gelmiş. Onu da yapayım. Bu sefer kaybettik. Olsun, bir dahakine artık. Şimdi bir tane de antrenman yapayım. Fark ettiysen antrenmanları çok kısa sürede tamamlıyorum ve güzel ödüller veriyor deneyim ve para olarak. Bunun sebebi 99 donata 14 günlük bir şey var. Onu satın aldım. Bunu satın aldığınızda hem antrenmanı kısa sürede tamamlayabiliyorsunuz hem de daha fazla deneyim puanı ve para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten o çok güzel bir şey. Bunu da özellikle bu deneyim kastım haftada yaptım ki birikmiş eğitimlerimi harcayacağım. Zaten onu satın alma birikmiş eğitimlerimi harcayacaktım. Bir de deneyim turnuvasında harcamak oradan da güzel bir katkı sağlayacak. Bu arada sihirli sirk sezonun sonunda açıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer sezonu geç açtığım için bu da biraz geç açıldı bende. Ama sonunda başladı. Şu an için gördüğünüz gibi bir tane sadece sezon puanımız var. Dediğim gibi Aralık ayında aktif olup tamamlayacağımı düşünüyorum. Eğer tamamlayabilirsem belki sezon alabilirim. Ama tam da emin değilim. Yani sezon olup almamak konusunda biraz kararsızım. O konuyu bir düşüneceğim bakalım. Evet, gene çok şanssız bir şekilde ilerliyorum. Yani bulunabilecek bütün mayınları buldum. Çok başarılıyım yani. Sanki ödül değil, mayın bulmaya oynuyor gibiyim. Yani süperim. Yok ya, ben güzel bir set dizemeyeceğim bugün işte. Mesela şu an nereye şey yapsam. Bak nereye şey yapsam çıkıyor ya. Genelde köşededir diyorum, köşede çıkmıyor. Bu sefer köşede değildir diyorum, köşede çıkıyor. Tam benim söylediğimin aksi oluyor. Niyeyse. İyi bari şurada bir bulduk güzel. Yani üçünün etrafında bir tane daha varmış. O zaman bu yukarıdaki olmak zorunda. Bu haritayı da tamamlamış olduk. Evet, 130 tane küreğimiz kaldı. Ve şu an üçüncü parçaya çok yakınız. Tahmin ettiğim gibi bu ızgara parçasına kadar, kebap şişlere kadar geliriz. Yarın da artık kalan 3-4 parçayı almaya çalışacağız. Yani peti alabilir miyim bilmiyorum ama sesi dizerim diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Sonucu da bir sonraki videonun yani bir sonraki hafta için hazırladığım videoya eklerim muhtemelen. Gene böyle parça parça hazırlayacağım o videoyu da. Bu arada yılbaşı etkinliği geldi. Şöyle gördüğünüz gibi görevler var. Burada çamaşır makinesinde yıkama görevi varmış. Şu an fark ettim. Aslında o görevlere de işte bakmanın önemi burada arkadaşlar. Orada böyle bazı alışveriş mağazası yenileme veya çamaşır makinesinde yıkama gibi görevler oluyor. Onları her gün düzenli yapmanız lazım ki en sonunda not harcayarak yapmak zorunda kalmayın.
aşırı bir tane kullandım. Evet. Durum bu. Deneyim turnuvası şu an bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu arada sığınak saldırılarımızı da unutmayalım. Böyle rakibe göre saldırı yapıyoruz. Bir tane askeri varsa bir tane koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane. Bu şekilde rakibin sayısı ne kadarsa biz de o kadar adette koyuyoruz. Çoğunlukta zaten bir oluyor. Savunma nöbetini yükselten birkaç kişi en fazla oluyor. Yani hızlı bitiyor dediğim gibi genelde savunma nöbeti düşük olduğu için insanların. Böylece 7 tane saldırı botuyla 7 tane şey tamamlamış olduk. Şimdi yenilerini eğiteceğiz. Bu arada yeni haritamız açıldı. Köstebek avına devam edelim. Şöyle güzel bir başlangıç yaptık. Evet, burası da tamam. Şu taraflara geçelim. Aynen güzel gidiyoruz. Vay be, bu kadar da beklemiyordum. Sürpriz oldu. Bayağı iyi gittik bu sefer. Bakalım nereye bassak. Evet, bu alt taraf bitmiş oldu böylece. Burada başka yok. Üste bakalım. Burada da yok. Sıfır çıktı çünkü. O zaman burada bir çıktı. Burayı da eledik. Ya şu paranın üstünde olabilir ya da nerede olabilir? Başka da bir yerde olamaz herhalde. Şuradadır. Aa, yo, orada da değilmiş. Evet. Zaten iki yer vardı olabilecek. 100 tane daha hakkımız var. Yaklaşık bir 75 tane, 76 tane harcadık. Yani fena değil, güzel gittik. Şu ödülü de hemen sonra ödeyelim. Kuponlarımı erken kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Perşembe günü dövüş göreviyle ilgili bir hirokon var. O yüzden orada değerlendirmek istediğim için, yani takım başarısına önem verdiğim için o gün kullanmaya başlayacağım kuponlarımı. Böylece haftanın ilk günde deneyim turnuvasına daha sakin ilerlerim. Perşembeden itibaren daha kendimi göstererek iddialı bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum bakalım. Bir aksilik olmazsa eğer. Bu video için şu an için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gelecek haftanın videosunda görüşmek üzere diyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gelecek hafta sizlerle deneyim turnuvasının sonucunu paylaşacağım ve Köstebek Avı'nın sonucunu paylaşacağım. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.